Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Süleyman da burada. Kader ve cüz-i ihtiyari artık yazmaya onu da çevirmen lazım sen. Tamam, çevirme. Çünkü sandalye al. Çünkü ya yazacağım, ya yazılmışı çevireceksin ki. Tamam, çeviririz abi. Kamerayı biraz kaydırın. Yok, böyle de açısı iyi oluyor. Hem buraya buraya çevirmek için fazla gidersen iyi olmuyor. Çünkü okuma ile bu olmaz, görülmesi lazım. Sayıda kaçmış? 133. 20. defter 133. Defter konuş, ben şey yapamıyorum çünkü korkuyorum, millet defterden okuyorlar. Ya hiç külliyatta defteri yazılmaz mı ya kağıda? Sarı kitaptan okuyunca oluyor, beyazdan önce olmuyor. Kader, çevir onu bak oraya. Kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanı cüzlerindendir. Burada, bura ihtiyardan bahsediyor. İrade demiyor. İrade batın, ihtiyar zahir. Şimdi ben size göstereyim. İmanın nihayet hududunu gösteriyor ya. Şöyle kader ve cüz-i ihtiyarı, tamam mı? Ve İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteriyor. Hali ve vicdanidir. Vicdan malum vicdandadır. Yani ilim nevindendir ya kader. Öyle bir İlim nevinden olduğu için insan olayları değerlendirme yöntemi sana veriyor. Sahilde mesela aksısın ama sana bir haletle, bir vicdanla mesela haklısın, hakkını almıyorsun vicdani. Hali yani böyle ilmi çerçevesi yok. Şöyle diyeyim. Giderken 5. kattan sana bir su döktüler. Yani sana dökme diye dökerken döküldü. Zahirde ilimde durumda haksız. Ama sen diyorsun ki beşer zulmeder, kader adalet eder. Hangi efalimle bu benim başıma geldi? Bu benim başıma geldi. Bu halidir. Olayları hali değerlendirmek. Enfusi. Halit-i ruhiye deniliyor. Ruhsal halin. Dolayısıyla bu iman yaptırıyor sana bunları. İman. İmanın nihayet mertebesi ya. İniyoruz, gidiyoruz. Vicdani bunu. Olmasının hani bizim kalbin vicdan tarafıyla ilişkisi. Tabii o bütünselliği yani. Mesela niçin vicdanidir? Zahire baktığın zaman hani ustadın misalini vereyim. 28 sene çektiğim işkence, hapishane, beşer zalim eli, tamam. Zalim. Ama kader niye müsaade etti diyor. Diyor ki, vicdanı yaşa yapayım. Sonra hayli zaman düşünüyordum diyor bunun cevabını. Sonra anladım ki diyor, sakın hizmet imanı Kur'aniyeni, makamata ve cehennemden kurtulmana, cennete gitmene kullanma. Kullandın mı? Kullanmadım. Niye vurdu? Büyük zatlara hata yapmadan vururlar ta ki düşmesin diye. Biz ise hata yaparız, tokat yeriz, sonra döneriz. Ama büyük zatların dönüşü pek işe yaramıyor. Döndükten sonra ne olur? Zaten yaptın ya. O kitabı telif etti. Öyle bir yanlış yaptın mesela. Ondan sonra gelenler gafurda diyecek ki, ustad da böyle yapmıştı. Onun için bu ne yaptı? Bu 28 sene işkence beşerin zalim eliminden çıkıyor. Hı hı. Kader canibinden bakıyor. Sakın bu hizmet imali Kur'aniyeni işte makam kazanmaya, cehennemden kurtulmaya değil, rıza ile. Bu vicdanidir. Yani bu ilmi ve nazari değildir mevzusu da hani çok şey yapılıyor, vicdani hali. Evet. Oradaki kısım hani vicdan deyince aslında hali de halet olması lazım. Hali olması lazım.
hal ruhsaldır. Vicdani vicdana ait sistem. Kalptir yani. Yani birisi ruh, birisi kalp. İnsan hepsine, hani hepsine yani ruh söylüyor ya, vicdani hissi bir de şuhudidir diyor. Evet. İnsanın bizzat kendinde şahit olduğu hissettiği var. 146 emir daha bir. Yani şu tersten de yani eğer hali ve vicdani bir şeye gelmeyen kişi, yani imanını diyelim. O zahirde olacak. Ha, kader ve cüz ihtiyarı anlaması, tatmin olma şansı yok. Yok, şöyle tatmin olamaz. Yani kadere iman eder de, kader denilen o kader isaresi veya kaderle, içim dolu, tamam. Yani kaderim budur diye yok. Mutmain olamaz. Yok. Kaderi hep, belki ezbere bilebilir, anlatabilir ama his halinde onu yaşayamaz. Suçluyu karıştı arar kısacası. Evet. Siz diyorsunuz ya abi, gözünüzle gözünüzü göremezsiniz. Evet. Bir geriye çıkmanız lazım görebilmeniz için. Cüz-i ihtiyarlı, cüz-i ihtiyarı fark edemeyiz. Vicdandan şey yapmamız lazım belki biraz. Bak, hali ve vicdana taşınan insan suçluyu dışarıda aramaz. Sürek kendi oluyor. İçeride arıyor. Kusur üstüne var, şey var. O zaman tatmin oluyor. Dışarıda da kavga vermez bu sefer. Zaten onun uygulamasını Hatime'de çok net gösteriyor abi. He? Hatime'de. Kader esasının Hatime'sini. O yüzden net gösteriyor. Gerçekten o hali ve vicdani olmuş mu, yoksa kitap mı kalmış? Hmm. Çok net. Serkeş, mağrur, ucuklu, riyakar, nefsime diye hitap ediyor ya. Evet. Ondan sonra az fark, noksan ve kusurunu. Derute. Dört hatifelere inanmış. Evet, bak şimdi. Hmm. Kusurun derute. Oraya baktığımız zaman bizde o kadere iman ne derece hali ve vicdan olmuş, çok net bir şekilde kendimizi test edebiliyoruz orada. Yani olay gelişen hadisede. Evet. Yoksa yani kader esasında insan ezber edebilir, anlatabilir, ifade edebilir ama arkasındaki hatimedeki ve zehirdeki hakikatler bizde hali ve vicdanı olmamışsa kaderi o nispetle azalmamışız demektir. Yani. Çok net orada üstad arkasından onları koymamız çok acayip. Evet. O uygulama şeyini koydu yani dört at. Hali ve vicdanı bir iman olması lazım. Evet. Yani İmanın o seviyesi. O seviyesi. Bizzat nefsinde onu hissedecek, şahit olacak kendi halinde. Şahit meşhut. Dersteyiz Hasan, sonra ara. Açık unuttum. Sen o da yanlış aramış. Ya burayı kesmemiz lazım değilse. Yoksa millet kafamın etini yer. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Yani diğerine. Kader nefsi gururdan. Niye işe girmiş? Kader nefsi gururdan. Cüz ihtiyarı adi mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesail imaniye girmiş. Bunlar niye koydu? Yani bir paragraf okumak insana şey geliyor, ihata zor ama cümle cümle olursa öyle. Paragrafın özleri. He özleri. Çok insan daha kavrayıcı oluyor, evet. Daha zihinsel kalıyor, 25. karede olabiliyor. Yani kader niçin konmuş? İman esaslarına niye girmiş? Nefsi gururdan kurtarmak. Yoksa kader iman etmek kalkarsa Avrupa'nın o büyük zatları vesairesi ne kadar gururlu, kibirli olursan o kadar şey yapıyorsun. Büyük adamsın. İslam dünyasında ise ne kadar mütevazi olursan, alçak gönüllü olursan, yani kendi hesabını, kendi aleminde görürsen yani. Evet. İç muhasebeyi yaparsan o kadar nefsinin gururuna kurtulursun. Kadere iman yok iyi. Kadere iman etme nispetinde insanda gurur azalır. Çünkü mesela bu hizmeti ettiren Allah, isteyen Allah'tır. Halk eden Kudret-i Rabbaniye'dir. Biz ancak güzel bir niyette sahip olabiliriz. Niyetle değil. Güzel bir niyetle. Öyle geçiyor. Dua ile, şuur ile, iman ile, rıza ile, niyet ile. Peki bizim şeyde hayırlı işlerde mesela namaz kıldık ikindi namazını. Burada bizim methalimiz var mı? Mesela üstad bazı yerde yok. Çok az bir çok yeri cüzi. Var diyor. Bir yerde öyle diyor, bir yerde de senin şeyin yok diye. Müteakip olan yerlerde. Olan şeyi sadece kabul etmiyoruz. Yani. Hayır mutaktaşlara bak namaz kıl teklif ettim ha. Bize. Yani şimdi ben bize sadece kabul ediyoruz. Bunu sorayım abi. Çünkü ben de hani şimdi Süleyman abinin dediği gibi ama sizden tahsih veya doğrulamanızı veya varsa atladığımız şey yapmanızı istiyorum. Yani o kısım önemli. Yani hani işte ikindi namazını veya ben namazı kılıyorum veya şu kadar yıllık nurcuyum, işte derslere gidiyorum. Bunu ben sahiplenmek, yani bir kısmına, çok az cüzüne de, %1'ine de sahiplenme şansım var mı? Şöyle bir misal veriyorum buna.
Şimdi güneşten şua geldi ışık. Günün. Panjurun kapalı. Pencere, perde. Senin camına vurur değil mi dışarıda? Güneş haşa, Allah'a misa. O gelen ışık, ziya, hidayettir. Camı açarsan, bu açtın perdeyi, cüz-i ihtiyarla açtın, girdi. İçeride ısındın, bitki oldu. Bunlar iman. Tamam iman. Sen bu ısındın. Bu sistemde hissen ne kadar? Camı açtın değil mi? Bir aşağıda şey misal veriyor ama aynı misal. Mesela güneşi tutuyorsun aynayı, karanlık odanı aydınlattın. Camı açtığın zaman bir hissen var mı? Yani açtın ya. Açmak kadar da bir hissemiz var mı? O fiil yani, yapan da Cenab-ı Hak. Şimdi bu adetullah ya, bu hisse gösteren cüz ihtiyardır. İradeye pergele koyarsan o da yok. Sen sadece kabul ettin. Kabul etmek var. Üçüncü sayı daha çekmiş işte bu. İşte onlarda hangisini düşüneceğiz mesela? Ha, hangisini orada düşün? Yürütün yani. Böyle da doğrudur. Bu bu açıdandır. Bu da böyledir. Sen nasıl düşünüyorsan. Ben nasıl düşünüyorsam da şimdi ben şu an benim kanaatim işte Süleyman abinin dediği gibi benim hayırlı işlerde hiçbir metalim yok. Tamamen ama şerri şeylerde ben mesulüm. Yani o noktada zaten girmiş diye bunu anlatıyor. Ama hani işte %1'i sana ait gibi mesela Risale-i geçen böyle sana bir şey söyleyeyim gibi var. Sana bir şey söyleyeyim. Allah o rahmet ilahiyle bizi tutmazsa varlıkta kalmayedemiyor. O pis böyle şeylerler var ya, psikoloji bozukluklar, bunalım, panik, depresyon, intihar, küfür. Eğer Allah bizi hidayette tutmazsa tamam, bir anda 60 metre tsunami dalgası ile sahil kenarı ne olur? 200 kilometreyle gelen bir su. Islah. Tamam. Ha, Allah bizi tutuyor biliyor musun? Bu ya. Bunu fark ettin mi? Hiçbir metali yok. Sadece reddetmiyorum. Hayır mutlaktan gelen hayrı. Hayrı mutlaktan gelen hayrı güzel bir niyetle şey yapıyoruz. Kabul ediyoruz. Yani reddetmemek yok. Var. O zaten da o zaman sahiplik yok orada. Yok. Cenab-ı Hak sadece nasip ediyor. Ve de şunu görüyorum ki nefsime ben %1, 1000'de 1 ne dersem diyeyim. Birazcık bir şeyden ben yer bulursa uf. Öyle geniş etmeyeceğim. Mesela bak Osman'a ben her zaman en güzeli bırakmak. Rahat ediyoruz. Evet. Herkes kendisi düşünsün bak. Mesela benim bu hali, bu dersi yaptığım sebep olmak, ilim almak, yani bu beraber mutala yaptığımız. Baktığım zaman geçmişime ilahiyatçı değiliz. İmam Hatip'le değiliz. Medrese köyü yok. Medrese yok. Babam camiye göndermiş, Kur'an öğrenmeye. Yani bu sebeple bunun neticeleri olur mu? Yok. Herkes vicdanına baksın. Hayatındaki ciddi inkılaplar hep Allah tutmamış. Ben hiç, hep soruyorum öyle de, hiç arayıp da Risale-i bulan hiç rastlamadım şimdiye kadar. Yani ben çok merak ediyorum mevzuları. Ya ben çok, ya ben geldim, duydum ki siz şeysiniz, tamam mı? Bana itiraz için gelenler geldi. Allah var dediğinizi söylüyorsunuz diyor. Tamam. Yani biz, ben hakikaten böyle bir şey arıyorum. Allah tuttu ya. Tamam, demek ki bu. Yani doğru o zaman yani. Doğru, doğru. Böyle olması lazım değil doğru. Mi? Zaten kaderi diyebilmen için, bunu diyebilmen için, bunu da söyleyeyim de sonra al. Bunu diyebilmen için 5 tane iman esasını hazmetmen lazım ki bunu diyebilesin. Evet. Diyemezsin. Diyemez. Allah'ı tanımıyorsan iman esaslarında birincisi aynen. Yoksa ya Allah beni tuttu, buralara kadar evirdi, devirdi, ta nurlar tanıyacak gibi beni şey yapmış. Mesela İçeren köyden almış, sanki o Kadıköy bölgesinde okul yok. Attı beni Mecidiyeköy'e. Ne alakası var ya? Haydarpaşa Endüstri Meslek Liseleri var, tek lise var. Ya ne alakası var yani? 2,5 saatlik yola götürmüş. Oradan onları tanıyacak. Yani kaderi bunu diyebilmen için alt zemini 5 tane Allah'ı iddia et. Allah'ı tanıma nispetinde kaderin kaliteli olur. Melekleri tanıma nispetinde kaderi iman etme kaliteli olur. Kitaplara, peygamberlere, haşren kalite nispetinde, iman kalitesi ne? Kaliteli kaderin olur. Sır orada. Yani niye düşünemiyoruz?
İman esaslarında sorun var. Onun için abi şeyde hani böyle enfüsü mevzulara ilk girince insan ister istemez böyle kaderle ilgili şeyler daha çok merakını çekiyor. Onların böyle cevabını arama gibi oluyor. Ben de öyle olmuştu. Sonra tabii bir tatminlik olmuyor ama işte o nasıl bu nasıl. Sonra bu hali ve vicdani mevzusundan sonra dedim ki evet bu şey değil. Yani bu noktada böyle bir ilmi mevzuyla yok, çözülecek değil. Tamam belki izahlar duyarsın ama hali ve vicdani olmadığı sürece sen kader ve cüz-i ihtiyari konuda şey olmuyorsun. O zaman dedim ki kendi alemimde ya sen bunları buraya bırak. Evet. Bu sonraki zamanla, iş. Zamanla, yani bu öbür şey. Tarafta senin problemin var. Elhamdülillah ama şimdi tabii sonra da gene soruları toparlayalım. Beni birisi aradı. Şey sabah. Beni aradı. Neresiydi ya şehir? İzmir miydi ya? Diyor ki 13 senelik evliyiz diyor. Türkiye'de diyor Türkiye'de iman edecek. En son iman edecek. Belki son 10. kişidir diyor. Koca. İman edecek. Son 10 kişi kalsa belki bu olabilir derdi. Allah. Hiçbir şey yokken namaza başlamış. Allah. Hiçbir şey yokken her şeyi ondan sonra hiçbir şey yok ki ya. Namaza başlamış. Her şey başlamış. Beni aramış. Ondan sonra işten çıkıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Başlamış kazalar kılmaya. Allah. Bir şey de demiyor. Bana dedi ki kadın annesinin evinden arıyor. Bunlar, böyle kadınlar da var. Bana telefon ediyor. Diyor ki cinler çarpmış olabilir mi? Ruhaniyet çarpmış. Kocamı düzeltin. Eski kocamız. Yok, kadın namazdaymış konuştuğuna göre. Cinler dedim ne çarpmış olabilir? Çarptığına göre değiştirmiştir yani. Hani çarpınca çarpıyorsun. İyisi çarpmış. Hiç öyle düşünmemiş yani. Cinler çarpmış endişe ediyor. Niçin? Yani bunlar işte bu hali ve vicdan dedi ya. Şimdi içinde bir neye getireceğim? İman etmek için yeterince delil bulduğumuzdan değil. Aynen. İman etmemek için, edememek için yeterince delil bulamadığımızdan değil. Allah öyle bir Allah'tır ki, o kadar öğreti seviyor ki, küfrün bütün yolunu kapatmamış. Açık. İsteyen bu. Yani zaruret ve bedahet derecesine gelme ihtimali yok. Biz sanki alemimizde zaruret ve bedahete ilk başta gelmesi lazım gibi değil. Zaruret ve bedahet derecesinin iman mertebesi var. Vesvesesi. Şeyde hayat vesvesede geçiyor. Ve hayat var. Bahaneler de var ama. He? Ama bahane. Küfür tercih ediyorsan evet. Ona da bahane olacak şeyler, kendi şeyler var. Mesela fazla da değil. Nurcu gidiyor bakın evin işleri nazara almıyor. Kendisine göre konuşuyor. Bak kendisine göre o tercih yapıyor siyasi. Bu da bu seviyede. Hali ve vicdani. Vicdaniyeti sorunlu. Ha o zaman bu hali ve vicdani şeyi, imanın 5 iman esasının sonuncusu olduğu için iman esası, kadere iman, 5 tane iman esasının aynı zamanda sorgulama yöntemidir. Şöyle düşün. Vesvese Risalesi dedi ki Salih'ten bir kardeş. Vesvese diyor, insanın amelini sorgulayan emniyet sübubudur diyor. Ciddiyete, tahariyete derdi mi? Yani olmuş mu? Yani amelini sorgulayan emniyet sübubudur. Kadere seviyen o 5 tane iman esasının sorgulama sübubudur. Yani o 5 tane iman esasında seviyen kadar, seviyelerin cemi kadar kaderde hali ve imani. Bak imani diyor. İmani cüzler, imanın cüzlerindendir. 5 tane iman esası. Kardeşim mesela benim başıma geldi şöyle bakıyorum. Ya bunu niye böyle yaptım? Ya ben istemezdim işte. Demek ki yaptırmış. Tamam mı? Yaptırılmış. Yani örtülmüş aklımız. Demek ki hali. Geçiyorum ötesine. Kader şey fakat onda fakat o da maziyat ve mesaiptendir ki yeysin ve hüznün ilacıdır. Yoksa
Yoksa manevi ve istikbaliyata değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Buraya şey yapayım. Masi miydi o? Masi. Tamam mı? Yani mesela öteki sayfa geçeceğim, buraya bakalım. İnsan kadere iman mesela niye getirilmiş? Değil mi? Bir maziyat ve bir kere sonra söyleyeyim. Kadere iman altıncısı olduğu için beş tane iman etmenin mükafatıdır. Beş tane iman, iman esasına iman edebilmenin mükafatıdır. Tamam mı? O çok önemli bir şey. Beş tane müstakil değildir adeta. Müstakil teslim edip tevekkül olacak. O evet. Tarafta güven olacak, itibar olacak. Yani nedir o? Müslümanda da sudur etmiyor mu hatalar diğer insanlar gibi? Etiyor, yapıyoruz. Düşünmeden hareket ediyoruz, söylüyoruz, kırıp diyoruz. Mesela onda ne ifade ediyor anlamadan yaptık, söyledik. Oluyor bizim. O ne yapıyorsun? Oldu değil mi? Müslümana diyor ki o beş tane iman esasını ettin ya, orada durabilirdi. Orada durabilirdi. Tamam, beş tane iman esası iman esasındandır. Ondan sonra durabilirdi. Ama Allah dünyadaki yaptıklarımıza yeyiz. Tamam mı? Günahlar da çökertecek. Bir sürü ümitsizliğe itecek. Tamam mı? Ha, ona ilaç veriyor Allah bize, merhem. Ama bundan sonra hep hali ve vicdanı gideceğiz. Kader böyle değil, hali ve vicdanidir. O zaman bu konuşmalarımızı hali ve vicdanı yapacağız. Yani ilmi böyle, abim elmayı nereden getirdin, ağaç yoktu. Yani elmayı şey dedin ki, ya mucizedir, ya kelamettir, ya istidraçtır vesaire. Bu konuşmalarımız bundan sonra şeydir, hali ve vicdanı. Niçin hali ve vicdanı? Beş tanesi bizi hal ve şey yapmış, bitirmiş işimizi. Beş iman esası bizim içsel, dışsal yapımızı rötuşledi. Ahmeti billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulü ve yevmil ahir. Tamam mı? Vesaire. İlginç bir şey abi. Hani kederden emin ediyor ya kader. Demek ki o beş tanesini yapsam bile tam kederden kurtulamıyorsun. Kurtulamıyorsun ki. Yani bunu beş tanemi Allah'a iman ettin, kederden emin tamamen olamazsın. O nokta istinattır. Nokta istinat ne olacak? Yani dayanak noktası Allah. Fıtratımın isteği. Ahiret. Olaylar tamam, Allah'a iman ettim. Yetti mi? Ne doğru ne yanlış? Nerede olacağım, nerede olmayacağım? Kimi seveceğim, kimi sevmeyeceğim? Kur'an. Tamam da Kur'an dedi ki namaz kıl. Nasıl kılacağım? Peygamber. Tamam. Bunu nasıl yapacağım? Peki bunları yaptım. Yetiyor mu? Olmaz. Hali ve vicdani iman bu şey verecek sana şimdi. Bu beş tane ilaç olacak. İlaç olacak. Mükafatıdır dediniz ya, o beş iman esas. Evet, mükafatıdır Cenab-ı o edebilenin. Cenab-ı Allah diyor ki siz mi beni unuttunuz, size sizi unutturacağım diyor ya abi. Ha, bak, zıttıyla harika. Da şey yapınca Allah seni sana şey yapıyor. Evet, seni bak görüyor musun? Harika. Bak cezası değil mi o hatvenin? İkinci hatve miydi o? İki veya üç. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Cezaya bak. Kafanızı kılacağım, belaya saracağım sizi, rızkımı al, rızıkları alacağım, cehenneme atacağım demiyor. Ne diyor? Sen mi beni unuttun? Sen beni unutursan ben de seni sana unutturacağım. Kader o zaman nedir? Seni sana hatırlatıyor. Seni sana gösteriyor. Seni sana tarif ettiriyor. Seni sende gezdiriyor. Seni senle sevdiriyor. Sen senle lezzet alıyorsun. Sen senle huzur buluyorsun. Yazamam bunları. Kader bu işte. Yazayım dedim ama kesilmedi. Bitti o işte. Neyse kayıtta var. Hali ve vicdani. Bak bir daha söyleyeyim. Sen seni senin. Sen senle seviyorsun. Sen senle mutlusun. Bu nasıl bir... Sen senden lezzet alıyorsun. Ya sen senle mutlusun ya. Sen senden lezzet alıyorsun. Sen sende seyahat ediyorsun. Hayali değil ha. Hali vicdan. Bu işte bu o veriyor. Oradaki cenneti yaşıyorsun. He, vetholi cenneti. Şimdi telefonunu kapat kardeşim. Benim değilim. Kapat.
Şimdi beş tane iman esasını iman edebilenlere bu dünyada, ahirette değil o. Burada. Burada bu neticesi. Yesin, mükafatı burada esas. Yesin ve hüznün ilacıymış. Ne diyorsun? Diyorsun ki Müslümana kafir diyemez. Kafir diyebilir mi? Ya benim geçmişte işte kaderimdir, hiç kusura bakma. Beş iman esasına ait misin? Yok. Öyle dalinamayın. Yesin ve hüzün ilacıdır. Yoksa diyor, bak yesin, bak günahın şey değil ha, yes ve hüzün. Mesela yeise sebep olmuyor, bir sürü geçmişimiz var ya, onu şey yapmayayım. Musibetler, sıkıntılar. Musibetlere, şuraya bakayım, buraya mı geldik? Yok. Sol taraf. O zaman nur-i imanla değil de şuur-i imanla mı oluyor diyorsunuz Hasan abi? Bak şimdi, şuur-i imanı anlatayım bir de. Gerçi bunun irfanın sahası, şuur deyince irfanı hatırlıyoruz. Bu doğru mu geldik? Abi yok, 134'e geldim. Ben nasıl geldim bu? Bak şuur-i iman, şuur-i iman, bu değil. Dur, oraya şey yapmayayım. Nur-i iman, nur-i iman gelecektir. İmanın iki tane şey var, yönü var. İmanın kuvveti, imanın nuru. İmanın nuru geleceğidir. Geleceği kaldırıyor. Ne demek biliyor musun? Geleceği kaldırarak kaldı yaşatıyor seni. Ahireti bu da. Bak şimdi, nereye iman ettin? İman eden kişiye iman ettiği şey taşınıyor. Ona taşınıyor. Oraya mı gidiyor? Bu ot geliyor. Getiriyor. Ha. Getiriyor. Mesela Allah'a iman ettin değil mi? Hı-hı. Allah sana taşınıyor. Hı-hı. Çünkü cennet, ben buradayım ama cennete gir diyor. Burada demek ki. Hı-hı. Mesela bir tanesini söylemiştim o. Sarmalamış böyle azap. Sip böyle. Ya ben ya. Bu işte meşgul olan. Meşgul oluyorum. 360 tane psikoloji dersi yapmış. Yapam. Ya anladım budur. Düşünceyle de gitmiyor. Oyla da gitmiyor. Bununla da gitmiyor. Külliyat okudum. Başladım falan. Ha bir baktım ki onunla giden var, bugünle giden var. Şimdi ne anlatacağım? Nur-u iman aynı bunun gibi. Ne yaptım onu? Beni sarmaladı mı? Onu anlatacaktım burada. Sardı mı? Maddede olup madde olmaya. Yumruk atıyorum gitmiyor. Hakaret ediyorum gitmiyor. Tornavi daire yapıyorum olmuyor. Yani ne yaparsam gitmiyor. Bıçak sağlıyorum o sıkıntıya gitmiyor. Yaptı ki Kur'an okudu. Sonra Kur'an okuduk ama gitti. Gitti diye bitmek üzere. Bir de Risale-i Nur şey yapınca gitti. Ben ne anlatacağım biliyor musun? Buradayım ben. Açıktayım. Buradayım, afyonluyum. Ondan sonra, ver abi çekilme, haber getir ya. Onun hakkı takılmayın onlara ya. Abi, esir etti sizi kamerayı. Ne anlatacağım biliyor musun? Bu çok önemli ama ha. Daha önce anlattığım bir şey ama. Belki de üç defa dinliyorsunuz bu afyonda. O kadar önemli ki. Yani bak, bence. Sarmalamış mı beni? Madde midir? Kilo var mı? Yumrukla gidiyor mu? Kavgayla gidiyor mu? Lütfen de gidiyor mu? İlaçla da gitmez. Ha, maddede olur. Madde olmayan ama maddeyi ortadan kaldıran. Maddeyi bloke etmiş cesedi. Bu cehennem aletidir. Bunun tersi bastı. Bastı. Şimdi ahirete iman etmek. Oh. Ahirete iman etmemek biraz önceki. Ha. Bu iman etmeyi niçin anlattım bunu? İman eden ben, iman ettiğim şey ahiretin onun buradaki ortaya çıkışına sebebiyet veriyor. Oranın haleti haletleniyor. Oradaki haletle haletleniyor. İman edince İman etmedin mi? Oradaki cehennem burada oluyor.
Abi, o zaman Allah aşkına şunu söylemeden yapamayacağım. Geliyor. Bir dakika. Haklı, yok, haklı. Yok, bu şey değil ama. Yok, bu benden taraf bir şey değil. Şimdi Hasan abi, ben yoktum, ilk 6 tane dima dersi yaptınız. Değil mi? Ben bilmiyorum böyle bir şeyi. 6. dima dersini belki arabamda 10 kere dinledim. Hasan abi, şeyin... Kitabı. Mübalağa etmiyor o ya. Evet, yani bence bana her bindiğimde dinliyorum. Fakat ara verildi. Araya çok uzun bir cismaniyet dersi girdi. Bu tesadüf diye bir şey yok Hasan abi. Yani bunu Allah-u Teala, bakın bunu böyle denk getirdi. Böyle olması gerekiyordu. Acayip bir silsile ve düzen var. Buna ben uzaktan baktığım zaman şok oluyorum Hasan abi. Cismaniyet bitti. Dima devam etti. Dima da bir noktada, nerede? İz'an'da. Boşluk oldu. Afyon kampı ve kader. Yani İz'an'la kader, yani bu hiç şey değil yani Hasan abi. Aynen. Dimağın kalbi ya. Aynen. Dimağın maneviyatı izandı ya. Her şey kesinlikle. Her şey planında gibi gidiyor. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz ama kabul etmişiz. Yani biz de kabul etmişiz elhamdülillah. Fakat bu rastgele değil. Yani. Allah beni bu hal ettirdi. Bir kız onu bana yaşattı. Ama şunu dedim. O madem biraz şey yaptın, bir parça sırrımı da söyleyeyim. İşte. Beni sarmaladı ya, benim Müslümanıma faydalı olur diye anlatıyorum bunu. Yaşadığım, dürükçesiyle tanık olduğum şeyi. Bu sarmaladığı zaman demedim ama diyeyim. Dedim ki, bakayım hangi benim Müslümanıma faydalı olacak bir ders çık Allah bana, benimle söylettirecek. Ya, düşünceyle götüremiyorum, onunla götüremiyorum. Ya, ders diyoruz ki, bu dünya ahiretin üzerine tenteneli perde. Öyle mi Risale'de geçiyor? Ya bu dünya ahiretin üzerine nasıl tenteneli perde? Perde neredeyse örtülen de oradadır. Aynı yerde. Evet. Örtü neredeyse, ya ahiret nasıl burada? Bu ceset burada mı? Senin dünyanın cehennem olmuyor. Ne ararsın cehennemi? Ne ararsın Şam Buhara'da? Hakikati kendinde ara. Peki cehennem nerede? Ne der bu adama? Burada. 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 Söndürelim ya. Buzu sürelim. Denedim kasten. Size anlatmak için, tesir etsin diye. Buzu aldım, sürdüm. Dondu göksün. Ama ateş gitmiyor. Cehennem burada. O buhran, bunalım neredeyse, cehennem de dünyanın orasında. Her şey burada yaşanıyor da tanımlayamıyoruz, isimlendiremiyoruz, usule koyamıyoruz. Hepsi var ya, hepsi yaşanıyor. Aa işte, ben cehennemdeydim, gitmeden gittim. Halkta konuştuğum şeyle. Kardeş öyle bir sanalıyor ki, ondan sonra ne yapıyor biliyor musun? O bir sıkıntım da vardı. Başka. Hayat anlamını tamamen yitirdi. Hiçbir şey yok, sıfırdı. O zehir. O ilk günler. Bitti. Ve dedim ki, ya Rabbi. Allah, başıma bir şey gelmedi. Canıma. Hani kendi elimle bir şey gelmedi. Kendinizden mi emin olamadınız? Korktum olamam diye. Çünkü ustad da öyle diyor ya, öyle işkence, öyle sıkılmış ki, eğer dinim intiharda men etmeseydi bugün sahip toprak olmuştu. Hatırladınız mı? Hatırladınız değil mi abi? Yok, sen şeye bakarsın, düğmeye bas. Parladı da olmuş. O zaman şey yapacaksın, düğmeye bas. Bak ben sana göstereyim, dur. Ben sana göstereyim, onu şey yapalım. Yani onun şey, işi kesme kardeş. Çok parla, ben beyaz oldum. Oo. Şöyle yapacaksın hemen. Tamam, şuraya basacaksın. Şuraya basınca, tamam abi. Hemen oraya basacaksın abi. Tamam, menüden devam edelim. Tamam. He, menüden bir daha siyaya, istediğin parlaklığı böyle şuraya basıyorsun. Beyaza basarsan siyah, tamam. Siyaya basarsan beyaz olur. Tamam mı? Tamam. Ha, o işi biz de men etmemen için kalktım. Tamam. Peki buralara niye giriyorum?
arkadaşlar, bu kitabı görüyor musunuz şurada? Bu kitap da burada. Bunun bitişi değil mi? Burası dünya, burası ahiret değil. Üstümüzde perde kalkıyoruz. O kadar. Ölüm o kadar. Her şey olduğu yerde kalkıyor. Ya ama avami ile tabii mezara gidiliyor, oradan da gidiliyor, gidiliyor. Doğrudur bu. Ama burada yaşanıyor. O şey diyor, hissiyat insanı ruh derecesine çıksa diyor. Yani kalbin ve ruhun derecesine girmek için hissiyat azmine nispetle böyle kalp ve ruh boyutunda, işte kalp ruh boyutunda düşünsek, tefekkür etsek, dua edebilsek, seni taşısak geçiş çok daha kolay olacak. Evet. Yani sıkıntıdan kurtulmak da çok kolay olacak. Ama biz genelde maddiye dedik boyutunda düşüncelerimiz, tahayyüllerimiz, tefekkürlerimiz boyutta olduğu için çıkmakta çok zorlanıyoruz. Çok. Şimdi bu halete şahit olmanızı istiyorum. Diyeceksin ki, aha cehennem taayyün etti. Buna şey denilir Arapçada. Acele olan, sonra olana. Acele olana, muaccel. Şimdi olana. Nikahta da öyle. Şimdi verilene, sonra verecek olana. Muaccel orası. Kardeş, hepsi yaşanıyor. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Fakat o da maziyat ve mesaiptendir ki, maziyat ve musibetler değil mi sahip? Bu da nedir? Yesin ve hüznün ilacıdır. Yoksa diyor, geçiyoruz şeye. Sayfa karıştı ya. Kaç sayfa? 34 yapacağız. 34. Bir tane. Bir tane. Sağ sol. Ne diyor? Yoksa maasi ve istikbaliyata değildir ki. Günah ve gelecek. Ayırt edelim şu. Kaderin cay ismi diyor ya bunun başında. He. Bir tanesi mesaip evet. Şöyle yapayım. Ne demekti? Mesaip. Yanlış kullanmasın. Kaderin yanlış kullanması. Allah'ın kullandığı kader bu. Ama yanlış. Ama şey diyor işte. Mesaip ve istikbale bakmadığı için sıkıntı yok diyor. Ve maziyat. Ama kaderin aslı bu. Değil aslında. Tamam. Ötekisi maasi. Yanlış manası yok mu sanki cahil? Yanlış kullanıyor sanki. Yani aslı değil yani. Kaderin asıl manası bu tarzı kullanmak değil. Ve istikbali. Öyle olması lazım. Evet. Tabii ki yanlış. Ne yazıyor cahil ismi? Cahil dikkat var. Dikkat edilecek nokta, dikkat edilecek yer filan. Yani kullanıldığı, istimal edildiği bir nokta var, yer var manası gibi anlaşılıyor. Sürekli istimal olması lazım yanlış kullanım için. İşte hep öyle gibi de ben de. Şimdi mesaip musibet, musibetler. Musibetler. Maziyat geçmiş. Maasi günah. Günahlar. Bu da istikbal. Ha, şimdi bu noktada bizim yeis ve burada ise değildir. Yani günahlara ve geleceğe, günahlar kaderimdir. Kaderimdir diyemeyiz. Kaderimdir diyemezsin. Gelecek bakayım kaderimdir, şimdi diyemezsin. Çünkü sen tekliftesin. Teklif kalkmadı. Şu anda benim geleceğim nedir? Tekliftir. Bakayım ne yapacaksın. Göreyim seni ne edecek misin? Dolayısıyla şunu da yapamazsın. Ben böyle yaparsam sen böyle yapar mısın ya Rabbi? Halk, halik, mahlukunu tecrübe eder. Mahluk, ben böyle yaparsam ya Rabbi bana böyle muamele eder misin diyemez, yapamaz. Terbiyesizliktir o. Dolayısıyla günahlarda ve istikbalde kaderimiz
demeyeceğiz. Teklif. He? Teklif. Teklif. Tamam. Bunlar tekliftir. Tekliftir. Bu ilacı kaderdi, kader iman. Tamam mı abi? İşte dedik ya, beş tane iman esasını iman edenin hayatındaki emniyet sibobudur, tahliye sibobudur. Tamam mı? İstikbaliyata değildir ki sefaate ve atalete sebep olsun. Demek o niye öyle beyazladı? Çünkü güneş geldi ya abi, iyice güneş şeyi vurdu. Tamam olsun. Oradan kaynaklı. Tamam. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil. Teklif, gelecek neydi? Teklifti. Günahlar neydi? Mesuliyet. Kadere sığınamazsın. Geleceğini hiç kimse oturup da vallahi geleceğim hakkında ne olacağını bekliyor. Yastığın altında sabah bir baktın ki kağıt var. Bugün bunu yapacaksın Hasan. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Böyle bir kader mesajı gelen var mı? Biz cuma imam şey yurt dışında imamlık yaparken her cuma şeyi gönderirlerdi. Cuma sabahı hutbe metni, bunu okuyacaksın. Bunu okuyacaksın. Şimdi sabah kalktım bir metin baktım yastığımın altında. Bunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın. Böyle bir şey yok. Tamam. Demek ki geleceğe ve günahlarda kader değil. Mazi ve musibetlerde. Çünkü musibeti ne için kaderdir? Geçmişin geçmesi için. Geçmiş bir şeyin geçmesi için senin medhalin yok. Musibet de seni değil, Allah sana veriyor. Ama günah senin şeyindir. Kisbindir. Demek kader meselesi teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki imana girer. Devam ediyor. Cüz-i ihtiyarın seyyata merci niçin böyle seyyata hep, farkında mısınız? Seyyata hep cüz-i ihtiyarı, cüz-i ihtiyarı, cüz-i ihtiyarı kullan. Çünkü cüz-i ihtiyarının kabiliyeti seyyat tarafındadır. Evet. Kesbi orada yani. Öyle kesiyor, mi? Evet. Yani hazır zaman. Çünkü günahların ezelisi, mazisi, mustakbeli yok ya. Mesela yalan niçin kötüdür? Çünkü fıtratta karşılığı yoktur. Yoktur. Peki günahlar niçin ademidir? Fıtratta zıttır. Yani vücuttan nispeten Adem'e çalışıyor. Peki cüz-i ihtiyar nedir? Hazırdakini tercih eden olduğu için günahlar o seçiyor. Nefsi emmare iradeyi kullanamaz. Cüz-i ihtiyarı kullanıyor. İrade kullanmak, burayı söylüyorum size. İradeyi kullanmak Bediüzzaman gibi insanların işidir. Biz yerler yapıyoruz. Ne diyor? Ben diyor cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. Sen geçtin mi? Ben geçtim mi? Sen böyle yaptın, ben de yapıyorum. Mümkün değil. Cüz-i ihtiyarı kullanıyoruz. Peki, namazlarda kimi kullanıyoruz? İradeyi kullanıyoruz. O hayatın her safhası namaz olduğu için iradede. Biz oruçta irade kullanıyoruz. Kutsiz şeylerde, ulvi şeylerde şeyi kullanıyoruz. Direkt. Ama neyle? Cüz-i ihtiyar devre dışı değil. İrade cüz-i ihtiyarı da yönlendiriyor. Hayırda da. Ama şerde ise bu yok, bu yapıyor. Çünkü cüz-i ihtiyarı hazır zamana muttela, bu mu o mu? Şunlar mı bunlar mı? Mazi ile müstakbel alakası yok. Hazırda tercih etme özelliği var. Hayvan gibi. Çiçek mi, taş mı konayım diyor. Kuş şey diyor ki, kuş taş mı toplayayım, tane mi? Nedir o, bir tercih değil midir? Bunu iradeyle yapmıyor. Hayvaniyettir, hayvaniyet irade yoktur. Cüz-i ihtiyarı var. O zaman bizim yaptığımız günahlarda, eksikliklerde, kavgalarda, aile kavgalarında gafur, iradeyle yapmıyormuşuz. Ne hayvaniyet mertebesiyle yapıyoruz. İhtiyar. İradeyle karşı koyuyoruz abi, değil mi? Tamam. Peki cüz-i ihtiyarı seyyata merci olmak içindir ki akideye dahil olmuş. Yoksa mehasine mastar olarak
tefeun, firavunlaşma, kibirlenme, zalimlik etmek için değildir. Şimdi şeye geldik. Bu şeyi de merak ediyorum. Bu mesela günahlar ademidir diyoruz ya, hani o noktada hani şeydir, cüz-i ihtiyari de orada mesul olabilir. Yani mesela fiili gözüken şeyler var. Adam bir sene hesap kitap yapıyor, banka soyuyor mesela. Şimdi bu zahirde bir vücudi bir şeymiş gibi gözüküyor ama ademi nasıl oluyor yani? Başka şey yok. Hani biz onu dediğimizde ben genelde ben örnek ne veriyorum? İşte namaz kılmamak ademidir filan. Hani ama bu ademi değil yani vücut şekli gibi gözüken evet. Şeyler var, günahlar var. Vücut nasıl adem olur diyor. Yani günah da yıkılıyor ama adem yani. Bir şey yap orada nasıl bakmak lazım? Bir şey yapmamak onun zıttını yapmak oluyor. Orada bir adamı para orada duracaktı bankada. Vücuttu. Veya adam yaşayacaktı. Öldürdü. Adamın yaşaması yaşamamasına dönüştü. Hmm. Yani yaşaması noktalandı. Sen yaşamasını ortadan kaldırmadın. Yani noktaladın. Hmm. Yaşaması vücuttu. Ölümüne sebepte konuşmuyorum. Ölümüne şey yaptı diyelim. Hmm. Yani şöyle de misal vereyim. Kendi dünyamızdan daha iyi anlaşılır. Kim sordu? Burada birisi sormuştu. Ha o gittiler. Yoldan geri döndürler ha o soru sormak için. Acayip bir şey ya. Buradan çık git. Epey gitmişlerdir herhalde. Gitmişlerdir. 10 dakika yaşmışlar. 15-20 dakika vardı. Geri döndü bunu sordu. Ne sordular biliyor musun? De aynı bununla alakalı. Şimdi diyor, sen dedin ki derste diyor. Malumatlarımız fiiliyata çıkmayınca hani hayallerimiz, bilgilerimiz mesul değiliz. Dedi ben irademle yapmışsam o fiile çıkartmadım ama fiile çıkartmadım. Affetsin gayrimeşru bir şey yaptım hayalimde. Tamam mı? Onu sormak için adam aylarca gitmiş. Bu 20 dakika geri dönmüş çok mu? Ondan sonra çok ilginç. Değil mi ki o fiili, o düşünceleri fiile çıkmadıkça şeriat zahire bakar ya. Ona sen bunu yaptın denilemez. Yapmadım çünkü. Ama orada da bir şeyler var. Düşüncedeki olan hayal. Onu, orada hayal ettik ya birisiyle. İsteyerek. İstemeyerek olursak ne fiilde ne düşüncede mesuliyet yok. Hatta tam tersine diyor Peygamber. Aleyhisselam içinden geçti. Rupunu vurmadı sevap var. Cihat bu diyor. Bunun adı cihattır. Ama kasten sen hayal ettin. Kötü bir şeyi. Onda fiile çıktı mı? Çıkmadı mı? Fiilde şeriat buna ceza vermiyor. Allah da şeriatın vermedi. Ahirette sor. Peki nerede ceza var? Diyor ki tarihçette ustadın iktisatçılığı hayaliyle dahi israf, hayalini dahi israf etmemiştir diyor. Hayalini. Ustad diyor değil somutu soyut şeyleri bile iktisat eden bir dahidir diyor. Orada. Şimdi hayalen fasık olur diyor. Ne demek fasık? Şimdi bu sorun cevap vereceğim. Hayal de bir esmaya değmiyor. Esma da vardır. Şimdi hayal vardır yani. Şimdi o hayalinle Allah bu kabiliyeti verdi. Sana onunla marifetullahı, ilmi, irfanı tefekkür edecektin. Ve o sana verilen 10 derece sermayen güzel şeylere kullanarak o sermayen 2000 olacaktı. Tamam mı? Onun için verilmişti. Düşündüğünü şekillendir. Hayal onun için vermiş. En şey. Ama sen gittin o 10 derece hayal kapasiteni ulvi şeyler yapsan 10 derece yani esma mertebesi, esma kalitesini yapılmış. Herkesin sevdiği. Eğer kullansaydın bir daha yapıyorum. 200 bin katına derecesini geçecekti. Bu veriyle katlanacaktı. Vücut mertebelerinde terak edecek. Şimdi 10 derece kaliteli olan esma mertebesini, hayalini kasten şerde kullandı. Yapman gerekenleri yapmamaya sebebiyet olduğundan evet günaha girmiyorsun. Günah yazılmıyor ama
şu kazanacağın 200 bin, 20 bin meratip hakikatlarını kaçırdın. Vücut dairelerinden mahrum vücut bırakmakta Adem. İnsana bakamayacak. Bu Adem bu. İnsana bak. Az önceki derste evet. Yani oradan mahrum etmen oldu. O süreçte fiili bir şeyler gözükse de ama neticede vücut dairelerinden mahrum belki, olacak Adem'e çıktı. Adem'e çıktı. Şu belki de o günahı yapsan, tokat yetsen de gene o makamı sana verseler gene bir şey değil ha. Tokat yedin ama gene verdiler. Sana ahirette o hayalini kazanacaklarını kazanmamanın bedeli ezeli ve ebedi onu kaçırmaktır. Ezeli ve ebedi. Mesela şöyle düşün. Biraz içimiz ciz etsin. Yaşanan misal. İkindi ve yatsı namazının sünnetini kılmadı. Demiştim. Sana demiyorum, tamam mı? Ben sana bakmıyorum. İkindi namazının sünnetini kılmadı. Ezeli ve ebedi bugün 23 Nisan. 23 Nisan ikindi namazının sünnetini ezeli ve ebedi. İstersen onun yerine o 100 tane kıl, o değildir. O bitti. Bir daha varlık kurulmadıkça, sen de sıfırdan yaratılmadıkça o ikindi namazın sünneti yoktur. Bu ne oldu? Günah var mı ikindi namazın sünneti? Yok. Sünnettir. Ne yaptın? Adem'i mi yaptın? Adem oldu. He. Neyle? Yapmamakla yaptın. İkindinin sünnetini Adem'e gönderdik. Adem'e gönderdim. Örnek de gözükmediği gibi. Bir daha mesela bu tarz şeylerde yüz ihtiyarı da yapıp da iradeye de yapmamak. Ne demek? Yani şimdi mesela bir şeyi fiiliyata getiriyorsun. Yüz ihtiyar hesabıyla yapıyorsun abi. Bu ne demek? Allah'tan kopuk yapmak bu işi. Hani Allah'tan kopuk olduğu için altıncı sözde şey var ya, bir diyor, siz diyor bu işi kullanamazsınız. Bu elinizdeki diyor çiftliği devam ettiremezsiniz. Verin bana, benim hesabımı işlesin. Daha güzel bir şekilde sevir. Bir olsa elinizden kayıp gidecek diyor. Şimdi nefis hesabına bunu yaptığın zaman abi o şeyde o savaş ortamında o devam etmeyecek. Artık orada bitiyor. Vücut her ne kadar sen buradayken vücuda çıkartmış olsan da devamında bir vücut olmayacak. Çünkü sen bir vücut verme şeyine sahipsin. Ebediyete atılamadı. Atılamıyor. Ebediyete devam etmesi için daimi bir cereyan gelmesi lazım ona. O da Allah'lık hakikatiyle olacak bir manaya. Aynen. İkindi namazını kılmak ve kılmamak şu anda eşit. Bitti ya. Kılan da kılmayan eşit. Var mı bir şey? Ama ne oldu o? O ezeli ve ebedi, Adem'e ezeli ve ebedi vücuda gitti. Bir şey anlatmak için anlatıyorum. Allah'lık lazım işte. Allah'lık hakikati lazım. Yani ezeli ve ebedi bir şey lazım ki buna, bu devam etsin yoksa etmez. Hani peki vücut nasıldır? İkisi de kayıptır şu anda. İkisi de yok ki. Kılanla kılmayan aynı. Aynen. Yani bir şey oldu mu yani? Kilo mu artmadı? Ha vücuda nasıl gitti? Ezeli ve ebediye malum. Abi çok enteresandır ya. Günah işliyor adam. Adam günah işliyor. Atıyorum 3-5 sene sonra Allah ne zaman nasip ediyor artık nasıl oluyorsa tövbe ediyor. Belki Adem'den kurtarıyor kendini o şekliyle. Bakın kötülük yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Nedir yaptığım sadece? İkindinin farzını, sünnetini kılmamak. Ben onu bir daha geri getiremiyorum yalnız. Tövbesi de yok yani bunun. Hakikaten niye öyle? Hangisini? Şimdi çok adam değişik. Günah işliyor. Bak günahta tövbe edip o eski mazide kalmışı dönüştürebiliyor. Hayır. Dönüşmüyor mu? Ya. İbedilullahi seyyatı masana 23'ün sözde. Onu... Ne demek biliyor musun? Onu anlatıyoruz da. Peki o zaman şöyle düşün. Zulüm değil mi? Emeğe saygısızlık değil mi? Adam meyhane çalıştırdı. Gayrimeşru yerleri çalıştırdı. Yaptı. Oldu da işte böyle dönen olabiliyor. Hı hı. Bir döndü kardeşim. Bütün o günahlar sebap oldu. Öbeni de geçti. Öyle günah vardı ki öyle sebap oldu ki o zaman. Peki o mesul olduğu o adamların şerleri o da mı hayır oldu? Ustad orada söylüyor. Kabiliyeti şer, kabiliyeti hayra inkılap etti. Yoksa o işlediğin günahlar sebaba değil, o işleyen günahları işleyen kabiliyeti hayır oldu. Yani Üstad onu... Orada öyle söylüyor. Allah Allah. Yoksa
Günahlar şey olmuyor, masinat olmuyor. O zaman ne kadar günah işledikse, keşke ondan ne lan? İyi, onun keşke daha fazla işleseydi. Var mı öyle? Ben 13 yaşından, 14 yaşından beri namaz kılacağım. Sen 33 yaşından parkura gireceksin. Her melaneti yaptın, yapacağın bir şey kalmadı. Bir şekilde nasip oldu. Şimdi emeğe saygı ya. Olmaz öyle. Ama genelde hep böyle anlatıyorlar abi ya, çok yanlış yani, hocalar falan hep böyle. Yeri söyleyeyim ben size, biz de öyle derdik daha. Onu söyleyeyim, kabiliyeti şart, kabiliyeti hayata. Bunu maalesef Nur Camiası'nda meşhur olup, isim vermeyin lütfen. Meşhur olup, bak Nur Camiası'nda meşhur olup, piyasada kitabı olan bir hoca. Bunu kitabında aynı sizin yaptığını söylediğinizi yazmış. Bunu Zübeyir abi ona uyardığı halde. Rüştü abi dedi ki, demek ki o zamandan beri kitap yazma niyeti vardı. Zübeyir abiye geldi, o çok meşhur alim. Ben nereden bilecektim bunu? Benim Zübeyir abi görmedim, ömrüm yetmedi. Bunu o hoca alim sormuş. Zübeyir abi bu yeri Übedelullah Seyyatim Hasan'a 320. Diyor ki sırrına mazar olur. Yani ondaki nihayetsiz kabiliyet-i şer, kabiliyet-i şer, nihayetsiz kabiliyet-i hayra inkılap eder. Yani kabiliyet inkılap ediyor. Şer inkılap ediyor olma. Şerde kazandığı kabiliyetleri artık hayırda kullanabilecek. Mesela şöyle diyeyim. Adam günah işlemek için köy içki satıyordu. Kabiliyeti gelişti. İyi pazar. Şimdi iyi para kazanıyordu. Ama köylere gidip pazarlama yapıyordu. Aynı ağzı, aynı arabayı, aynı o konuşması var ya, natikası, Risale-i Nur'u pazarlamaya gidiyor. Evet, Allah anlatacak. Allah anlatıyor. Peki günahın tövbesi olarak yaptığın bir şey var. Ha, günah şöyle oluyor. Silme var ama yani, öyle değil mi? Var. Silme var. Silme ha. Var. Şunu azıcık onu demiştik. Ben aslında onu söylüyorum. Ama onu silme söyleyeyim. Var. Siliyor ama o sebap olmuyor. Mesela diyelim ki -15. İşledin hayır, +15 yapınca 0 olur. O -15 +15 olmaz. 0 adım. Ama şu var. Onu nasıl siliyor? Şimdi haşir meydanına gitti. Senin bir kişi hariç, fasık-ı mütecerler var ya, dini, günahlı alelen işleyenler. Severek, bilerek. Bir de yaptı o pisliği, bir de anlatıyor. Bir de anlatıyor ya bu. Bunlar için Allah Resulü diyor ki günahlarını anlatana, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, günahları işleyip, hani bizde var ya, istiğfar etmemek. Günahı işleyip diyor Allah Resulü, onu diyor serişte etmek, anlatmak, ona şefaati kübram yoktur diyor. Tamam, onlara şefaati kübram yoktur diyor şefaatim. Ve Allah günahını anlattığı için diyor, haşir meydanında senin günahlarını herkese ilan edecek, gösterecek. Ceza hariç, bu başka bir ceza. Mesela ben şöyle diyeyim, beni dövseler de Osman'ın ve kardeşler sizler, İrfan, keşke benim iyi biliyordunuz, orada da iyi bilin. Keşke haşirde görmesiniz. Değil mi? Kıpkırmızı olmayız mı? Evet. Sen değil. İman olmadığında alametidir diyor Emirdağ'da. Büyük günahları. İstiğfar etmemek yani imandan hissesi olmadığına delildir. Delildir. Ali İbrahim. Evet. Peki mesela her bir yaptığımız günah veya şey ruhumuzda bir şey açıyor ya. Ha, onu diyecektim. O kalp ve ruhumuza yaralar açar diyor ya. Şu. O 10 derece hayal var ya, o işlediğimiz günah, hayalin, dışarıya çıkmadıkça mesuliyet yok ama o kabiliyet, hayırlı kabiliyet sıfıra iniyor. Artık yapması gereken tefekkürleri yapamıyor. Bazıları diyor ki tefekkür nasıl olacak, yapamıyorum. Nasıl yapacaksın, diziden kalkmıyorsun? Dizi seyreden kafada tefekkür olmaz. Kesinlikle olmaz. Peki, bir daha cümleyi söylüyorum. 362 tane psikoloji ders yapanı söylüyorum, sak diyor. Dizilerle dolan bir kafada tefekkür olmaz. Tefekkür olan kafada sıkıntı ani ve fani olur. Vurur, tutunamaz. Şiddetli Ağustos güneşinde karın tutunamadığı gibi. Vurur ama nasıl, niye vurur?
sana yetiştirmek için, seni yetiştirmek için o sıkıntı gelir. O sıkıntı sende tutunamaz ama sana bilgi, beceri, malumat bırakır. Hem kendi kullanırsın hem Müslümanlarıma söylersin. Müslümanlara bırakırsın demem ben. Müslümanlarıma. Abi sol taraftan bir ses geliyor benim. O sol taraftaki ses geliyorsa sol taraftan geliyor. Kulak ver. Şey, bunu da söylemeden yapamayacağım. Hasan abi vallahi hakkınızı helal. Tamam. Şimdi ama şey polisiye. Ahmet devası. Bu da meslektaşsınız ha. Biliyor musun? Bir polisiye bir tane daha yapar mısın? Dava açacağız. Öyle ne yapalım ya? Abi şimdi belli bir yaşta namaza başladım. Ama elhamdülillah Müslüman bir annenin babanın oğlu olarak Müslüman bir hayat sürdüm. Ama namaza belli bir yaşta başladım. Atıyorum 20 yaşında, 25 yaşında. 45 yaşına kadar namaz kıldım. 45 yaşında aklım bir daha biraz daha şey oldu. Biraz daha yok daha iyi oldu. Bu sefer dedim ne yapmam lazım? Kılmaman gereken şey kılmadıkların var ya diyor deniliyor. Onları da kılacaksın. Kaza et. Kaza edeceksin üzerine farz yani farz. Ama 45 yaşında namaza başlayan şey Müslüman olan bir kafir Müslüman oluyor, namaza başlıyor. Onun için geçmişe ait hiçbir kaza yok. Sorumluluk da yok. Sana bir müjde vereyim mi sana? Verin Hasan abi Allah için ihtiyacım. Bak, bizde olmayanı söylemek cehennemde yerini hazırlasın diyorum. Bilerek söylüyorum bunu. Sen 25 yaşında namaza başladın. 15 yaşında buluğa erdin. 10 sene kazan var. Namaz olmadığı için hiçbir tane ibadetin de yok. Kabe dahi yapsan. Ama müminsin. Çünkü namaz iki vakit ortasındaki ibadeti cem eder. Bir müjde vereyim sana. Çok uğraştığım için. 40 yaşında kazaya başladın. Başlarken dedin ki ya Rabbi niyet edip ilk üzerime kalan öğleyin namazının farzını kaza etmeye. İlk dedin ya öğleyin namazının farzını kaza et. O zaman 15 yaşındaki ilk sana bulu çağında farz olan öğleyin namazına duvarı temeli attın. Bak şimdi. Günah hariç. O zaman sen hep günah mı yaptın? Yok. İyilikler de var. Kimisine şeftali koparttın verdin. Kimisine de şunu yaptın, bunu yaptın. Yolda armut verdin, sadaka verdin. Bir sürü iyiliklerin var. Ama yazılmıyor namaz olmadığı için. Tamam mı? Namaz olmayınca biraz zor ya. Tamam. Yani sadece borcu ödemek noktasında değil de. Başka anlatacağım. Başka anlatacağım. Şimdi, ya Rab niyet eyledim. İlk üzerime kalan öğle namazının, müjde bak. Kaza ödemiyorsun sıfsın. Öğle namazının farzını kaza etme. Allah-u Ekber dedin mi abi? Temel attın mı? Bak şimdi ne olacak şimdi? İlk pay. Sonra, biraz sonra dedin ki, ya Rabbi, diyelim ki ikindi namazına. Allah'ım ikindiyi kıldıktan sonra, ilk üzerime kalan ikindi namazının farzını kaza etmeye. Ne yaptın? Öğleni atmıştın. İkindiyi de ettin mi? Geçmişinde helal ve mubah olan, ama sevaba dönüşmemiş. Çünkü namazın yoktu. Öğleyin ve ikindi dedi ki bütün iyiliklerin, bütün helal ve muba olan tuvalete gittiğin zaman bile ibadete dönüşüyor. Onu kurtarıyorsun. Ancak günahı kurtaramıyorsun. Günahı da tövbeyle siliyorsun. Bak şimdi. Günahına tövbe etmesen ne sevap yaparsanız yapın silinmiyor. Günahın panziri, mesela diyelim ki Allah göstermesi hırsızlık yaptım. Tamam. Ne kadar namaz kılarsan kıl silinmiyor. Ama Allah'ım yaptım çünkü bu dua sırrı ubudiyettir. Ubudiyetten üstündür. Çünkü duada riya olmaz. Namazda olur. Riya, dua anında şeytan da olamaz. Çünkü yoksa yapamazsın. Şöyle yaparsın. Ama edebiliyorsan şeytan yok. Böyle böyle yapıyorsan şeytan var. O anda dedin ya o dua. Ya Rabbi
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değeri, kıymeti, hakikati hatırına. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve Adem Aleyhisselam arasındaki 124 bin enbiya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bu tarafa 124 milyon evliya ve hat ve hesaba gelmeyen asfiya, mümin ve muvahhidlerin imanlarının yükünü sende ne ifade ediyorsa onun adına Allah'ım, benim anne babamın, geçmişlerimin, Müslümanların ve benim şu günahımı affeyle dediğin anda o Allah affediyor. Hepsini affediyor. Ediyor. Kimin etmiyor? Olur mu canım? Nasıl o kadarla, bu kadar lafla olur mu? Affedilir mi? Onun etmiyor işte. Çünkü Allah'ın rahmetini kendisi gibi düşünüyor. Suizan ediyor. Suizan ediyor Allah. Çünkü Allah benim günahımdan büyüktür. Bak namaz kılarak affedilmiyor. Şöyle oluyor. Eksi 15 günah duruyor. Artı 60 sevabım var günah. Sevap. O günah duruyor. O namaz kılarla yükselerek bu eksi 15 silinmiyor. Günahların silinmesi, kazası varsa kazayla silinir. Borcun varsa borcunu ödeyeceksin. Öyle günahlar var ki silinmez. Zina, içki. Yani kazası yok onun. Zinanın geri alma şeyi yok. Ama kaza orucu var. Kaza namazı var. Çaldığın var. Ama kumar oynamanın kazası yok artık. Kazayla ödeyim yok. Onun kazası bu. Allah'ım diyorsun. Hiçbir şey diyemiyorsan şöyle deyin ya duada. Rüştü abininsin deyin. Ondan sonra ben kendimsin. Rüştü abi derdi ki ya Rabbi beni bana bırakma. Ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Ben de şöyle diyorum. Ya Rabbi, şunu diyelim de hep beraber inşallah. Böyle. Ya Rabbi biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma. Ya Rabbi bizi bize bırakma. Ya Rabbi ne isteyeceğimi bilmiyorum. Bu da bana ait. Ya Rabbi ne isteyeceğimi bilmiyorum. Nerelere sığınacağımı da bilmiyorum. Allah'ım peygamberler neler istemişse istiyorum. Nerelerden sığınmışlarsa sığınıyor. Onların hürmetine kabul eyle. Ya Rabbel Alemin haşir meydanında o gözün ters döneceği, güneşin bir karış ineceği, önümüzde bütün şiddetiyle cehennemin duracağı o haşrin dehşetinden anında Hasan ve ey kulum bunu niye yaptın? Bunu niye dedin? Bunu niye yapmadın? Bunu niye demedin? İtabına vesile ve sebep olacaklara sözleri ve fiilleri nasip etme. Etmişsen Gafar, Tevvab ismi hürmetine affeyle. Amin. Allah affetti şimdi. Oh. Affettiğine delir, rahatlamandır. Bunu biraz daha ileri taşıyalım mı abi? Taşın. Şimdi mesela babamız vefat etti ya abi. Babamızın bir borcu kaldı zaman onu biz ödüyoruz. Şimdi bu kaza namazı ilk Adem peygamberin varsa böyle bir şeyi ona koysa atacak onun niyetini. Nasıl? Kalbi de söyle. Şimdi? İşime yarayacak mı ki? Kârlı bir şey benziyor. Şeyde... Mesela bir dedemiz babamız vefat ettiği zaman dese diyelim ki Osman abiye borcu var. Ben götürüp onun borcunu kapatabiliyorum. Aha. Şimdi bunu hani namazın ilk üzerine farz olan dediniz ya. Aha. Bunu daha ileri. Külli manada, külli insan noktasında Adem Aleyhisselam'a koysak ilk şeyini. İlk Adem Aleyhisselam. Ne diyeceğiz? Ya Rab Adem Aleyhisselam'ın ilk üzerine kalan kaza namaz borcunu ben yapayım. Veya da ilk işlediği günahına tövbe etsek onun adına. Arayı biz doldurmuş oluyor muyuz külli manada? Oluyor. O niçin oluyor biliyor musun? Külliyattan değil, cüz'i nazarını küllüleştirip cüz'iyeden külli çıkartacaksın. Nasıl? Külli insan ekber bakarak. Nadira böyle der. İnsan ekber cihetiyle dua et Hasan kardeşler. Nasıl abi dedim? Kainatın, kainattan çık. Kainatı önünü alarak, kainatı eline alarak dua et. Evet. Hasan abi dua ettiniz ya demin. Mesela ubudiyet dedik, sırrı ubudiyet. Bu duada mesela böyle gözümüzü kapattı burada herkes. Bende de aynı his oldu. Mesela tek vücut olduk. Evet. Sanki siz
tekip şey yapıyoruz. Allah ben de tektim, hatırlamam, şey yapamıyorum. Yani sanki burada daha da yetersen Resulullah'ın duası geri verilmez gibi oluyor sanki yani. O baş insan ekber şeyinde yani. Verilmez. Yok yani sırrı bu. Çünkü değil. Allah Resulü diyor ki değiliz. Dualarınızda beni vesile yapın. Tamam. Ya Rab diyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Bu oyun geliyor belki de nefsimiz ama o şu anda kalbimiz durmaz. Ama karşımızda toprak. Oraya gideceğiz kefenli. Bu ne demek olduğunu şu toprakla düşün. Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sen de ne ifade ediyor? Ha, sen de ifade ettiği mahiyeti ve hakikat adına bana ölümü tattırma, yaşattırma, beni şehit et, talebi ulum unvanı ile beni teriz et. Allah bu, tamam mı? Ben diyorum ki Allah, sana karşı rüya olma, sen her şeyi biliyorsun. Ya biz bunları sen nasip ettiğini biliyorum. Sen nasip ettiğini ben yapmışım gibi ama senin olduğunu biliyorum. Kendimi de biliyorum. Kendimi de biliyorum adam oğlum. Aynı diyorum Allah ile konuşuyorum aynı böyle. Aynı konu dost ya dost sen Allah'ım bunları sen yaptın biliyorum. Ama ben yapmışım gibi bana verdim sevap yapıyorsun. Güzel niyetlerine sahipleniyorum. Allah'ım bu iyilikleri ben yaptım. Ama sen yaptın da ben yaptım gibi. Ya Rab, bunun hürmetine insanların imanı kurtulmasına gayret ediyorum. Gece yapıyorum bu duayı. Gayret ediyorum. Allah'ım benim o imanları kurtulanların hürmetine imanımı kurtar. Bu kadar ölümden korkmayın diyorum ama ölümün dehşeti var, tamam mı? Aşırmadan dehşeti var. Bunun tek bir çaresi var. Talebi ulum unvanıyla şehit olmak. Allah, şüphem yok. Ben Allah'tan hiç şüphem yok. İnan bana. Beni şehit yapacaksın. Onun için de bir cesaret var. Yoksa ben öleceksem ölümü tadacağım. Ama ben ölümü tatmayacağım. Çünkü şehit edecek beni. Nasıl bileyim? Ben böyle inanıyorum. Peygamberimiz demiş ki Aleyhisselatü Vesselam, Rabbinize nihayetsiz üstü zannettin. Nihayetsiz üstü zannettin. Ya Rabbi, bak ateş bastı bak. Ya Rabbi, beni şehit et. Talebi ulum unvanıyla. O ölümün dehşetini bana yaşatma. Zira yaşayacak tahammülüm yok. Senin düşmanını düşman et. O haletle tabii duvardan çıkıyorum. Eğer derse oturmuşsam ver yansın bu yapıyorum artık. Kimseyi görmüyorum. Yani hamdolsun. Peki bu ne işe yarıyor? Dünyanın içinde mağma var. Patlıyor. Mağma gibi düşün. Böyle duvalar volkan var ya dağdan. Tahliyesi bu. O kadar rahatlıyoruz. Bu haletimizi ahirette göreceğiz. Bak nasıl alt üst oluyor. Ahirette göreceğiz bunları. Ahiret neresi? Orayı bekleme. Şu anda gördüğünü göreceksin. Çapı büyük olacak o kadar. Şu anda ne gördünse onu göreceksin. Burayı, burayı orada bekleme. Orada, orası burada zaten. Burası suretidir. O hakikatıdır. Hakikat suretsiz, suret hakikatsiz olamaz. Hadi bakalım. Bu da bir... Ha, tabii. Hakikat suretsiz kanunet itibariyle var. Şu şekilde abi. Hani Üstad diyor ya, alem İslam'a indirilen darbeler ilk önce ruhumda hissediyorum diyor ya. Bu cüz-i nazarın küllüleşmesinden kaynaklanıyor yani. Evet. Bir şey biraz dedin mi? Hani Hazreti Adem'den... Evet, hayır. Şey... Ben de dedim ya, kainat oluyor. Evet. Doğru. Peki. En zor dediğimiz şeyde, üçüncü konuya geldik. Benzerine ilgili bir şey aklımda da abi. Mesela insan her bir yaptığı günah veyahut da şey ruhuna bir hani tabirle çizik atıyor, bir yara açıyor ya. Şimdi daha sonra işte tövbeyle veya şekilde kapatılsa da orijinal gibi olur mu? Şöyle oluyor. Tövbelerle yani, mesela fasık Allah için desek ki şimdi Allah adına olmaz. Acizlik veriyorsun. Allah iade ediyor. Mesela ölü dirilir mi? Ölen yok değil mi? Ama varmış yani istisna. Geylani ölüyü diriltiyor, İsa Aleyhisselam diriltiyor. Sifo mu? Ebu Bekir Sıddık diriltmedi mi? Evet. Sen öyle olacağını itiraf ediyorsan o nispeti de gayret gösteriyorsan. Gayret ediyorsan. Böyle inanıyorsan evet. Yapıyor. Üstü zat.
Mesela o savaşta geliyoruz ya. Ordunun başında kim vardı? Hazreti Ömer vardı. Sonra Hazreti Peygamber var ordunun ortasına. Kadın geliyor. Oğlum nerede? Oğlun adı unuttum. Neydi? Huzeyn miydi? Ondan sonra unuttum o. Dirilen. Allah-u Ekber'le dirilen. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Resulullah'a sor manasında. Bakarsın. Bak Hazreti Ömer'e soruyor radıyallahu anh. Ya Ömer oğlum falan nerede? Ya ne desin? Herkes biliyor şehit olduğunu. Arkada şehit meydanında demiyor. Şey yaptı. Resulullah cevap versin. Nasıl diyeyim? Ordunun ortasına Resulullah ya. Arka işaret etti. Bir şey demedi. Resulullah'a sordu. Ya Resulallah. Gazanız mübarek olsun. Oğlum nerede? Diyemedi. O da böyle dedi. Hazreti Ali arkasındaymış. Ordunun bir epey arkasında. Hazreti Ömer diyemedi. Demedi. Bu demedi. Ben terbiye bırakması. Resulullah demedin sen mi? Nefer. Ha Nefer. Hazreti Yok. Nefer. Ondan sonra Hazreti Ali de ya Resulullah böyle yaptı. Hazreti Ebu Bekir Sıdık'a geliyor. Allah'ım nasıl şanına yakışıyorsa ona öyle muamele et. Ebu Bekir'e ver. Böyle yapacak ama kimse yok. Ne yapacak? Allahu Ekber. Tekbir getiriyor. Ne diyeceğim ya? Buyur ya Ebu Bekir, beni mi çağırdın dedi, atlı geliyor. Nefer, Hazreti Nefer. Allah vaat ediyor. Peygamber'e diyor ki, de ki Cebrail Arzim, bir daha deseydi, bütün ölüleri diriltecekti. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey ya? Peki niye bunu anlattın? Değil, kalbindeki, ruhundaki çiziği, ölü yeniden dirildi. O ölü kalktı bizimle yemek yedi diyor. O inançlar işte. Sadakat ölü de dirildi. Sadakatın da kerameti var. Mucize cinsinde. Ya. Buyur ya, ya Ömer, şey Ebu Bekir. Beni mi çağırdın ya Ebu Bekir? O Allahu Ekber'i. Allah böyle yaptı. O Allahu Ekber'i Nefel, ya Nefel diye anlamış ki beni mi çağırdın diyor. Atlı geliyor. Şimdi peki size hemen bozulmayın. O adam geldi tekrar kabre gitmedi. Geldi. O adamın öldüğünü gördünüz değil mi Haşr meydanında? Sizsiniz Hazreti Ali. Sizsiniz Ömer. Sizsiniz Ebu Bekir. Ebu Bekir siz olun. Ebu Bekir olun. Peygamber olmayın da Ebu Bekir olun. Onun öldüğünü görmediniz mi aşırda? Şeyde, savaş meydanında. Gittiniz, savaş bitti. Köye geldiniz. O ölüyü sen tekbirle şey yaparak dirildi mi? Dirildi. Onunla yemek yersen, onunla otursan, tokalaşsan ne hissederdin? İmanı nasıl bir iman olurdu? Ebu Bekir'in imanı. Bir daha gözünüz kapatın ben şey yapıyorum. Eğer dediğimi yaparsanız ordu var. Hazreti Ömer var. Gör orada sancaktar. Yok bayrak var bayrak sancak ortada. Allah Resulü var. Kuşbaşı bakar mısın? Arkada Hazreti Ali var bayrak or sancak orada. Sancak. En arkada Ebu Bekir'i bak gör. Bayrak orta. İki bayrak ortasında sancak var. Bak bakar mısınız orada? Üç tane şey gözüküyor. Helikopterle çık yukarıya. Önde İslam ordusunda bayrak, arkada bayrak, ortada sancak. Tamam in aşağıya şimdi hayalin. Şimdi savaş meydanında Hazreti Nefel'i bıraktınız. Öldüğünü gördün mü bak. Bir onun bakar mısın böyle kafası? Vücudu parçalanmış değil mi? Bak ona bak. Parçalanmış. Şimdi ordudan geliyorsun. Şimdi sen Ebu Bekir'sin. Allahu Ekber dedi. Sen dedi.
buyur ya Ebu Bekir, beni mi çağırdın? Dedi. Şimdi gidiyorsunuz, orduya katıldınız, aletiniz acayip. Savaşa mı sevineceksin bundan mı? Peki esas anlatmak istediğim, eve gelir misiniz? Sofraya oturdunuz ve Hazreti Nefer'le çorba içiyorsunuz. Nasıl içersin? İmanı nasıl olur? İmanı nasıl olur? Ahirete nasıl inanırsın? Allah ne kadar kesin olur? Allah ne kadar kesin olur? Böyle Allah, ahiret. Peki tamam. Ama ben kimim? Ben kimim? De sen kimsin? Allah kim? Allah senin tekbirinle ölü diriltmiş. Nasıl bakarsın kendinin imanına? Onun emanetine? Ya. Peki. Ebu Bekir'in imanını şimdi tamam aç. Ebu Bekir'in imamı, imanı. Meclilde abi. Anca oradan ruhlar. Peki, burada duralım. El Fatiha.